Merhaba güreştürkiye.net severler, ben Buğra Gür. Haftalık haber bülteni serimize hoş geldiniz. Gazeteci Dave Meltzer, WWE'nin bu seneki WrestleMania haftasında kıracağı rekor hakkında konuşmuş. MetLife'da bir rekor kıracaklar, stadyum tamamen dolu olacak. Brooklyn'deki takeover ile beraber WrestleMania haftasında WWE, profesyonel güreş tarihinin en büyük gelirini elde edecek. Bir daha kimse buna yaklaşamaz dedi. Bu hafta SmackDown'a duyurulan Gauntlet maçı kazanan isim Elimination Chamber'a son sıradan giriyor. Sizce kim kazanır? Yoruma yazmayı unutmayınız. Ronda Rousey'in Elimination Chamber'da Ruby Riott ile olan karşılaşması duyuruldu. Söylenenlere göre Ronda bir sonraki pay-per-view Fastlane'de de kemerini koruyacak. Rakibinin kim olacağı ise henüz belli değil. 18 Şubat 2019'da yani Elimination Chamber sonrası yapılacak olan ilk Raw Show'una duyurulan evrensel şampiyonu Brock Lesnar. Buna ek olarak Ric Flair'ın doğum günü kutlamasının yapılacağı 25 Şubat 2019 tarihli Raw'da duyurulmuş. Lösemi hastalığı dolayısıyla ringlere ara veren Roman Reigns, Nikki Ladd'ın Cousins for Life adlı dizisinde rol alacak. Kendisi aynı zamanda akrabası Drak yani Dwayne Johnson ile de bir başka filmin çekiminde yer alıyor. WWE'den ayrılacak olmasıyla son 2 haftayı bir hayli meşgul eden Dean Ambrose, Zack Ryder ve Kurt Hawkins'in programına konuştu. Burada para için birçok insan var. Onlar bunu izleyerek büyümedi. Ne yaptıklarını umursamıyorlar. Yaptığımız iş için sanatçı ruhuna sahip değiller. Ancak siz benim gibisiniz. Şimdiye kadar sevdiğimiz tek şey bu. Bu bizim olayımız. Oyuncaklar ise bir parçası demiş. Müjde! 15 ve 16 Nisan 2019 Raw ve SmackDown şovlarında draft diye bildiğimiz Shake Up diye tabir edilen şovları geliyor. Sizce kimler Raw'dan SmackDown'a? Kimler SmackDown'dan Raw'a geçmeli? Yorum kısmında görüşlerinizi bekliyoruz. WWE'nin eski divalarından Eva Marie bir dönem Türkiye'de de Kısmetse Olur adıyla yayınlanan konsepte soyundu. Eva Marie gelen olumlu mesajlar üzerine Instagram hikayesinde bir teşekkür videosu yayınladı. Profesyonel güreş haber bültenlerinden Von'un haberine göre SummerSlam için Stephanie McMahon vs Becky Lynch maçı düşünülüyormuş. Gazeteci Mike Tyson'ın bildirdiği habere göre Kevin Owens ve Sami Zayn ikilisinin yakın zamanda geri dönmeleri beklenmiyormuş. İkilinin en geç WrestleMania'ya yakın bir zamanda ya da WrestleMania'dan çok kısa bir süre sonra ringlere geri dönmeleri bekleniyormuş. Gazeteci Dave Meltzer'e göre Roman Reigns lösemi olduğu için kemeri bırakmak zorunda kalmasa planlara göre WrestleMania 35'te Dean Ambrose'la karşılaşacakmış. Evet güreştürkiye.net severler, haftalık haber bültenimizin sonuna geldik. Ben Buğra Gür. Bize destek olmak istiyorsanız güreş marketimizdeki ürünlere göz atmayı, videomuzu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda, Facebook güreş gruplarında, bilimum tüm diğer mecralarda videomuzu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.